Evet kıymetli dostlar. Gün geldi çattı. 21 Eylül 2024. Fener'in Fenerin maçı var ama Fenerbahçe'nin haftalardır belki de Fenerbahçe taraftarının aylardır beklediği maç geldi çattı. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında karısı, e ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Ülker stadyumunda saat 20'de başlayacak müsabakayı Galatasaray bölgesi hakemlerinden Atilla Karı olan yönetecek ve Fenerbahçe'deki son gelişmeleri, maça dair enteresan birkaç şeyi bu videoda izleyeceksiniz arkadaşlar. Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe haftaya 13 puanla ikinci sıradan giriyor. Jose Mourinho'nun ekibi 15 puan hediye edilen ve liderlik koltuğunda zorla oturtulan Galatasaray'ı oturduğu yerden alıp başka bir yere oturtmanın peşinde. Şimdi Fenerbahçe'de tek eksik o Samuel arkadaşlar bir türlü takımla birlikte çalışmalara başlayamadı. Daha doğrusu sakatlığını atlattı ancak riske edilmek istemeyen o sayı Samuel. E, Alexander Ciku döndü biliyorsunuz. Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçırmıştı. E, Filip Kostic şans bekleyecek. Yanlış anlamayın o sayı yok. Zaten 14. yabancı da kent olduğu için kadroda yer almasına bir mahsur yok. Tabi uygun görülürse ve <laughs> E, Osterwolde sınırda arkadaşlar Ceydan Osterwolde Sarı kart ceza sınırında 3 sarı kartı var Daha önce de söyledim Bu da artık e, Şeye kavuşmuş oldu açıkla Yani sarı kart görürse Antalya Spor forma giyemeyecek Fenerbahçe'deki 7 futbolcunun ilk derbi Heyecanı olabilir Yani oynarlarsa Amrabat, Ennesiri, Maksimen, Cenk Tosun Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın Bunlar Galatasaray derbisine Şans bölümesi halinde çıkabilirler Tabii daha önce kadroda bunlar ama oynamayan Bartu Elmas, Mert Müldür, Bekao, Kent, Ertuğrul Çetin görev verilmesi halinde olabilir. Ben size muhtemel 11'i söyleyeyim arkadaşlar. Livakovic, Kalede, Mert Müldür, Çağlar, Ciku, Jadon Oster, Volde şeklinde bir savunma hattı. İsmail Yüksek, Fred Rodriguez, Sebastian Şimanski şeklinde bir orta saha üçlüsü. Tadic, Maximen, Edin, Ceko şeklinde de bir hücum hattı bekliyorum. En azından benim beklentim bu yönde. Fakat teknik direktörümüz Mourinho. Hani sosyal medyaya kalırsa 9 kişinin forması hazır. 2 kişi belirsiz. Hani Beka Ociku, İsmail Yüksek, Amrabat tercihleri kafayı karıştırıyor diye. E, aşağı yukarı buna son anlarda karar verecek gibi bir düşünce yapısı var. Yani Ciku mu Beka mı diye. Beka oynadığında Fenerbahçe savunmayı geride kuruyor. Yani geride kuruyor ve Ara açılıyor ama Ciko oynadığında biraz daha önde e, koğuşlanıp Fenerbahçe biraz daha önde oyun kuran daha efektif oynayan bir tanım, yani takım tanımı veriyor bana nedense bilmiyorum siz aynı şeyi düşünür müsünüz? Taraftarımız Galatasaray derbisi öncesinde koreografi yapacaklar ve e, yani herkes sürpriz bekliyor tabii ki de sürpriz olabilir ama birilerinin kaderinden kaçamayacağını bilmesi lazım. <laughs> hani bazı şeyler kaderle belirtilir. Onu da söyleyeyim. Şimdi Kadıköy'de taktik savaş olacak diyor. Yani Mourinho'nun Fenerbahçe'si cevabı sahada vereceğiz diyor. Okan Buruk da cevabı sahada vereceğiz demiş. Sanki sanırsınız 15 puanı sahada kazandılar. Yani verilmeyen kırmızı kartlar, verilmeyen sarı kartlar falan ben en azından şunu beklerdim. Yani pazartesi salı falan ya da hakem belli olduktan sonra Galatasaray cephesinin bir ağıdı. Hakem hakkında bir zırlamasını beklerdim ki hakem kollasın diye. Demek ki ayarlamışlar diyorum hakemi. Hani ağlamaya zırlamaya gerek kalmadı demek ki. Öte yandan Fenerbahçe cephesi hani derbi bir bitsin de gereken açıklamaları yapacağız. Bu kara para aklamadır. Kara para diyorum ya şey yasa dışı bahistir şudur budur modunda. Valla bakacağız arkadaşlar. Şimdi Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başında tabii ki de ilk derbisi olacak. Ve e, hani Mourinho üstünlük sağlamaya çalışacak. Herkesin bildiği, düşündüğü şey bu. Hani e, Halil yakın arkadaş olması. İlk golü atan kaybetmiyor diyor. Kolay kolay. Ben şunu söyleyeyim. Galatasaray bu sene Avrupa'da alburüstü hiçbir takımla oynamadı. Avrupa'da derken yani Avrupa maçını niye baz alıyorum? Adaletli hakem yönetiminden bah bahsediyorum. Adaletli hakem yönetiminde Young Boys'ta yani Young Boys gibi bir çöp takıma yani Young Boys denen saçma takıma iki maçta da yenilen bir takım mesela Lugano şu anda o ligin lideri biliyor musunuz arkadaşlar? 6 maçta lider şu anda Lugano 13 puanla. Yani Fenerbahçe tokatladı, Beşiktaş tokatladı. İkisi de ikişer maçta da yendi. Şey, Beşiktaş berabere kaldıydı sanırım ilk maçta. 3-0'dan 3-3. evet. ikinci maçta 5'ledi mesela. Ya Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın tokatladığı Lugano'nun liginde son sırada yer alan 6 maçta 14 gol yiyen aptallara 2 maçta da yenilen bir takım Galatasaray. Düşünün yani. Yeter ki maçı adaletli yönetsin. Ben şunu söyleyeyim. Hocam işte Fenerbahçe hakkında biraz temkinli konuşma mümkünü. Ben temkinli mümkünü konuşmuyorum kardeşim. Maçın hakemi namusuyla, şerefiyle maçı yönetirse maçı Fenerbahçe kazanacaktır. Öyle iyi oynayan kazansın falan filan yok. Fenerbahçe kazanacak. Şimdi Fenerbahçe'nin eski futbolcu Emanoğlu'yla de devam öncesinde flash bir paylaşımda bulunmuş. Ee, ne demiş? Fethullah'ın... Yok o başka... Lan trol'e gerek yoktur bir saniye. 6-0'lık maçın görselini paylaşmış. Bu aile her zaman arkanda Fenerbahçe'm. Yarınki maçın şimdiden bol şanslar demiş. Olan başka gönderi, başka gönderilen şey yapıyorlar. Bizi perişan edecekler. Şimdi derbinin biletleri 4 saniyede tükendi. Sosyal medyada birileri diyor ki Fenerbahçe maçı 4 farklı kazanacak. 4.1 saniyede tükenmiş maçın sonucu 4-1 olacak diyen var. Bu bir işaret diyen var. Hani iddia bahis baronları çetesi böyle yaptı falan filan diyen var. Alan filan Inter Şimdi internet üzerinden yapıldı. En düşük bilet fiyatı 1500 lira. En yüksek 23 bin liraya kadar ulaşmış. Hani değer diyorsunuz. Yanlış anlamayın bedava izleyecek haliniz yok herhalde. Ve 20 Eylül Cuma günü saat 13'te yani dün saat 13'te derbi biletleri satışa sunuldu. 4.1 saniye. Mükemmel bir oran ee, durum bu. Şimdi Mourinho'nun planı hazır. Fenerbahçe derbiye odaklandı. Mourinho da odaklandı. Dersine iyi çalıştığını düşünüyorum. Hani güvencemiz Mourinho. Büyük maçların üstadı ustası Mourinho. Ve taktik planını büyük ölçüde belirlemiş durumda diye düşünüyoruz arkadaşlar. İdmanlarda zaman zaman farklı denemeler yaptığı son haftalarda kazanan kadroyu mümkün olduğu kadar koruma hesabında diyen var. Amrabat'a şunu bunu kadroya dahil edecek diyen var. Alanya Spor, Kasımpaşa sınavlarında kalesini gole kapatan. Hani Mert Müldür, Çağlar, Bekao, Osterwold'e hattının bozulması düşünülmüyor diyen var. Ki e, ee, bu hat eksik bir hat. Yanlış anlamayın. Cikusuz bu hat eksik bir hat. Hadi Livakovic'in yeri zaten garanti diyor. Kritik isim maksimen. Ee, koz Tadiç olacak diyor. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Mourinho ile otursak dese ki bana Mustafa Hoca işte benim taktiğim şu. Ben bu taktikle çıkacağım dese ben öldürseniz yine söylemem o taktiği. Fenerbahçe ihanet eder miyim? Ama şunu anlamıyor arkadaşlar. Şimdi her taktik söyleme ya da tahminde bulunma e, ihanet değildir. Ben diyorum ki ben olsa mesela orta sahada diyorum şöyle şöyle yaparım diyorum. Hocam sen Fenerbahçe'ye ihanet ediyorsun. Şimdi mesela haberimiz bak Mourinho'nun sürpriz savunmacısı Şimanski. Polonyalı yıldız Şimanski Galatasaray savunmasındaki silahı olan Abdülkerim Bardakçı'nın oyun kurmasını engel olacak. Şimanski şok preste çıkışların önünü kesecek diyor. Mantıklı. Yani ben buna hiçbir şey demiyorum. Çok mantıklı. Yok Amrabat oynasın. Yok şu oynasın. Bu oynasın. Ya ondan bunlar olacak hiç değil. Anladınız mı? Yani bu derbilerle ilgili ben size bir şey söyleyeyim. Derbiler e, taktikle kazanılan maçlar değildir. Asla ama asla taktikle kazanılmaz derbiler. Yani derbilerin atmosferi havası çok farklı. Ben derbilerde şunu gördüm. Mutlak favori kim? X. Yani son dönemde gördüğümüz gibi şey, yüzde 95 o x kaybeder. Mutlak favori kim? Y takımı. Y takımı da şey yapar. E, ne derler ona? Farklı kazanacak diyelim. Yani herkes farklı kazanacak diyelim. Emin olun o Y takım farklı yenilir. Benim burada gördüğüm şey şu. Galatasaraylılar hakemle kullandıklarını kabul ediyorlar. Ama dile getiremiyorlar korkudan. Dile getirirlerse çünkü bizim dilimizden kurtulamayacaklarını biliyorlar. E, ama Aynı zamanda da bazıları da hayalperest dünyada Fenerbahçe'ye fark atacaklarını düşünüyorlar. Fenerbahçe taraftarı kimisi ukala ukala diyor ki ya diyor Beşiktaş bunlara 5 beş attı bizim 15 atmamız lazım. Ya arkadaş Beşiktaş'ın 5 beş attığı ortamla bugünkü ortam bir değil. Beşiktaş 5 beş attığında hadi bu maçı adil yönetelim de bakalım kim kazanıyor dediler. Beşiktaş tokatladı bıraktı. Şimdi bu maçta hadi adil yönetiyoruz diyemezler demezler. Derlerse Galatasaray buradan da 5 yer çıkar en az. Bu sefer de dediler ki ulan derler Galatasaray'ı yalnız bıraktınız. Sizi FETÖ'cüler sizi dediler falan hakemler. Hakemler perişan olur. Tahriklere kapılmamak lazım. Mesela Batshuayi Matshuayi gündeme atmışlar etmişler. Kapılmayacaksınız gündeme kardeşim. Gündeme kapılırsanız biz ayva yeriz. Ya yani, tahriklere kapılmayacaksınız. Ha maç oynanır, maç biter. Yani maç biter. Fenerbahçe galip gelir ne yapıyorsanız yapın. Hatta ne yapıyorsanız yapın değil. Yapın. Yapın ki herkese ders olsun. Yapın ki herkes alması gereken cevabı da dersi de alsın. Şimdi bugün mesela en az beklenilen Levent Mercan da konsantre. Cengiz Ünder de konsantre. Derbi maçların iklimi, atmosferi çok farklı olur. Derbi maçta hiç beklemediğin adam çıkar sahne alır. Ya şu da iyice salaktı bundan da bir şey olmaz dersin. Çıkar elinden geleni yapar. Ha Fenerbahçe matematiksel olarak mantıksal olarak derbiye hazır mı? Hazır. Yani takımımız kampa girdi mi? Girdi. Ve futbolcular teknik heyet yani kapısını kapattı. Şu an dediğim gibi ben taktiği bilsem bile söylemem. Taktiği bilen kimse de yoktur. Onu da söyleyeyim. Bu tip maçların istatistiği olmaz. İşte geçmişte şu kadar maç oynamışlar. Şunu şu kadarını şu kazanmış. Bunun bu kadarını bu kazan. Bunların bunu olmaz. Maçın en kritik isimleri şu bu falan filan. Bunun da, bu da olmaz. Derbi maç. Derbi maçta şu çok kritik isim. Bu çok kritik isim. Bu da olmaz. Ya bir, bir önceki maçta şu çok kötü oynadı dedi. Keşke bu oynasa der rakipler. O bir oynar fark atar. Yani maçı farklı yere götürür. Misal veriyorum. Ennesiri. Bugün çoğunuz Ennesiri oynamasın istersiniz. Hani e, tahminime göre diyorum. Tahminime göre Çeko ile başlanacak. Ama ya en nesiliyle başlayıp en nesiri hep yaparsa ne diyeceksiniz? Değil mi? 401. randevuya çıkılıyor. Bakın iki takım arasında. 401. randevu. Yani azım sanacak bir sayı değil. Türkiye Ligi'nin en fazla karşılaşan iki takımı 401. randevu. Ve hani 400 maçın 149'unu Fenerbahçe kazandı. sıra 128, biri hükmen. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı. İnşallah Fenerbahçe'mizin 150. galibiyeti olacak. Fenerbahçe'nin bugüne kadar attığı 541 gole Galatasaray 497 ki 3 tane 3-0 hükmen kazanılan da Süper Kupa maçında karşılık ver Bugün Fenerbahçe'nin 548 gole çıkacağını düşünüyorum. 7-0 falan. İnşallah <laughs> yani işi şakası bir tarafa 1-0 olsun bizim olsun maçı ne derseniz deyin. Ligde 135. sınav. 134 kez karşı karşıya geldim. Fenerbahçe rakibine 53'e 37 üstün ve Fenerbahçe'nin 54. galibiyeti olacak inşallah. Ligdeki 44 maçta beraberlikle sonuçlanmış. Fenerbahçe bugüne kadar 163, Galatasaray 130 gol kaydetmiş bu maç hariç. Son 10 resmi maçın ikisi beraberlikle sonuçlanmış. Galatasaray 5 tane biri hükmen olmak üzere Fenerbahçe 3 kez galip gelmiş ama Fenerbahçe'nin bu 4. galibiyeti olacak. 11. maçta. Söz konusu derbilerde ee, şöyle oldu böyle oldu falan filan Inter Milan. Fenerbahçe geçen sene elinden geleni yaptı. Ha en son de kalmış. Unutmadan şunu söyleyeyim. Bazıları Şimanski dursun, oynamasın, yedek olsun son haftalarda düşüşte falan diyor. Çok sığ bakıyorsunuz. Yani Mourinho bilmiyor mu? Mourinho Şimanski'yi yedek oturtmayı bilmiyor mu arkadaşlar? Biliyor. Ha derbilere dair ben size bir sürü hikaye çıkartırım buradan. Hem işte dikkat çeken anlar şöyle oluyordu, şunlar oldu da işte 23 futbolcu ilk yaşayabilirdi. O oldu da bu oldu da falan filan. Hiçbir şey anlatmama gerek yok arkadaşlar. Derbinin dediğim gibi hikayesi belli olmaz. Derbide yani enteresan hikayeler yazılabilir. Ee, şu bunu konuşmuş, bu bunu konuşmuş. E, ee, Edin ve eşi camiye gitmişler. Orada dua etmişler. Cuma namazında falan. Eee yani durum bu şekilde arkadaşlar. Maçı bedava izlemek isteyen arkadaşlar an Sports olan arkadaşların yanına gidebilirler. Maçı bedava izlemek isteyen arkadaşlar şifresiz nakden izlemek isteyen arkadaşlar bu dediğimi yapabilirler. Aynı zamanda bazı kafelerde bazı yerlerde de bedava izleme şansına sahip olabilirsiniz. Maçtan böyle 1-2 saat önce gidip tuvalete girip saklanıp izleyebilirsiniz. <laughs> İşin şakası bir tarafa Twitter'da genelde çok fazla yayın oluyor. yani Twitter'da ben görüyorum giriyorsun maçın adını, aç, adını e, şeye giriyorsun. Ne derler onun adına? Arama çubuğuna giriyorsun. İlla ki videosu çıkıyor. Bilmem neyi çıkıyor. Enteresan yani. Ben bilmiyorum nasıl olacak, nasıl edecek. Durumlar bunlar arkadaşlar. Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Şimdi size bir soru daha sorayım. Gönlünüzden geçen, içinizden geçen hissi bir skor var mı? Ne bileyim hocam rüyamda gördüm. Şunu yaptım, bunu yaptım. Ya da ne bileyim başka bir söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun yoruma. Skor tahmininiz varsa buyurun yazın. Benim içimden geçen skor tahmini Fenerbahçe'nin 2-0 kazanacağı şeklinde. Bilmiyorum içimden öyle bir his geçiyor. Galatasaray'da da hani e, o simhenin kırmızı kart yiyeceğini hissediyorum. Bakalım arkadaşlar. Kazanalım da. Kaç kaç olursa olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir de şey kısa kısa oynatma listesini açar mısınız arkadaşlar maça kadar. En azından hediye üyelik falan verilirse de hediye üyelik alırsınız. Görüşmek üzere.